tarımla ilgili ne yaşıyorsak çok daha farklısı Tunceli Belediyesi'nde var. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bizlerle birlikte. Sayın Maçoğlu merhaba efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada deprem bölgesinde olduğunuz bilgisini de aldık. Neredesiniz efendim? Şu anda Nurhak'tayız. Nurhak Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Burada bir durumla ilgili bir görüş alışverişi. Şu anda Nurhak Belediyesi'ndeyim. Evet, yine depremle ilgili sonrasında yaşananları soracağım size ama Türkiye'de karşılaşmadığımız bir tabloyla Tunceli Belediyesi'nde karşılaşıyoruz. Bu gelişme nasıl yaşandı? Belediyenin finansmanı yetecek mi? Her şeyi göze alarak en düşük maaş 21.200 liraya nasıl getiriliyor belediyenizde? Evet, şöyle aslında 9 yıldır Değerli Ümce Alçı Yerel Yönetim Programı'nın bu yani işçi sınıfıyla ilgili söyledikleri ya da onlarla birlikte ortaklaşarak aldığı kararlar var. Bizler de esasen emeğin çok yani emeğin değer olduğu bir nasıl diyeyim bir sistemi sağlıyoruz. Yani sosyalist bir sistemi sağlıyoruz. Bundan kaynaklı da şöyle yani süreç içerisinde işçi sınıfının o üretenin tüm haklarına dair bazı çalışmalar yürütüyoruz. Yani kurumsal bir çalışma, sosyalist bir anlayışın çalışması. Çünkü şöyle bir durum yani kapitalist sistem yüzlerce yıldır şöyle bir şey yapıyor. İnsanları bir yere tıkıyor, onlarca saat çalıştırıyor ve o çalışmanın dışında başka bir şeyle insanları karşı karşıya getirmek istemiyor. Yani şöyle düşünün. Siz 10 saat boyunca Ülke Hanım orada 10 saat boyunca çalışırsanız siyasetin parçası olamazsınız. Evet. Yöneticisi yönetemezsiniz. Evet. Siz 10 saat boyunca orada çalışırsanız onlarca belki yüzlerce işsiz yaratırsınız. İstihdam sorunu bundan dolayı ortaya çıkıyor. Zaten makinalaşmayla insanların işten çıkarıldığı işte yüzlerce fabrikada binlerce işçinin çıkarıldığı bir dönemde eğer çalışma sürelerini azaltmazsanız çift var yani farkı yani 4'er 5'er saat doğru. Çalıştırıp 4'er 5 saat da başka insanları çalıştıramazsanız insanları aç bırakırsınız, işsiz bırakırsınız, istihdam sorununu böyle çözemezsiniz. Böyle bir anlayış olduğu sürece daha çok azınlığın olduğu kişinin kazandığı, çoğunluğun olduğu kişinin aç kaldığı bir sisteme doğru evriliyor. Kapitalizm bunu bilinçli yapıyor. Şimdi bizler de diyelim ki ihaleleri, rantı ve benzeri hırsızlığı çalmayı, çırpmayı engellediğiniz andan itibaren insanların emeği karşılığı o ilde yaşayabilecek bir anlayışı örgütlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani nedir? Bir işçi eğer çalıştığı yerden sonra gidip bir başka cumartesi, pazar ya da beşten tabii. Sonra bir başka yerde çalışıyorsa bunun verimli olabilme ihtimali yok. Biz aslında biraz hem kendi şehrimizde bir insanın çalışırken yani çalıştığında ya da orada yaşarken bir ne kadar bir bütçeyle yaşayabileceğini hesabını yapıyoruz. Hem kendi bütçemizin hesabını yapıyoruz. Hem de o insanın daha verimli olabilmesini sağlıyoruz. Mesela söyleyeyim size. Biz 7 saate düşürdük. Evet. 11 bin civarında maaş alıyordu. Şimdi 20 bin civarında bir maaş evrildi. Tam olarak bilmiyorum ama arkadaşlarımız 21.500 bilgisi geldi bize. Doğru. Yani 20 binin üstüne çıktığını biliyorum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim amacımız aslında 4 saat, 5 saate kadar düşürmek çalışma saatlerini. Diyelim ki saat 7 ile başlayıp 12'ye kadar çalışan bir grup çalışma, 12 ile 5'e kadar çalışan bir başka bir çalışma ekibi olduğunda hem 10 saat, belki 10 saat, 11 saat insanlara, halka hizmeti geliştirmiş olursunuz. Hem de daha az insan daha az çalışarak siyasetten, sağlığa, sağlıktan, eğitimden, tiyatroya, tiyatrodan sanata kadar insanlar zaman bulup üretenin yönetime katıldığı ya da daha rahat yaşayacağı bir dünyaya doğru evrilmesi gerekiyor. Yoksa köle sistemi yani bundan 20 yıl önce 12 saat, 20 yıl diyorum 50 yıl önce 12 saat, 15 saat çalıştığı dönemlerde bugün birçok alanda yine 12 saat, 15 saat çalışıyor insanlar yani. Doğru. Fabrikalarda öyle çalışıyor, yani hizmet sektöründe öyle çalışıyor. Kamuda da 8 saat. Biz bu meselelerde şöyle düşünüyoruz yani nasıl diyeyim 4 saat 5 saat çalışarak o insanlar eşine, çocuğuna, yoldaşlarına, dostlarına,
zaman ayırmasını istiyoruz yani. Evet, bizim amacımız bu. Sayın Maçoğlu, en başta düşündüğümüzde aslında belediye altından nasıl kalkacak diye düşünmeden edemiyoruz ama galiba sizin anlattıklarınızdan da ortaya çıkan çok önemli bir gerçeklik var. Bir, çalışanların ve yaşayanların mutlu olması. İki, aslında mutlu olan çalışanların 4 ve 5 saatte de, siz 7 saatte indirdiniz, amacınız 4-5 saate indirmek diyorsunuz, aslında verimli bir çalışmayı sağlayabilecek olması. Aynen öyle. Yani şöyle, evet, direkt 8 saatten diyelim 4 saate düşürdüğümüzde bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu bir mücadeledir, bu bir kazanımdır. Bu kazanımlarla beraber bir sonraki sözleşmede bakarsınız, Türkiye'nin birçok yerinde, birçok alanda emek üretenler o değeri, yani o değerin sahipleri bu haklarını almaya başlayacak. Hadi yavaş yavaş indirmeye. Yani biz de belki bir sonraki şeyde 6 saate düşüreceğiz. Evet. Yavaş yavaş bu adaptasyonu da sağlamak adına bu işi bu şekilde çözme ya da bu işi sınıfın kendisinin yönettiği, üretenin kendisini yönettiği ve bu ülkeyi, bu dünyayı yönettiği bir anlayışa evretmemiz lazım. Yoksa 13 tane aile tüm dünyayı yönetecektir yani. Evet. 13 aile bu ülkeyi de, bu ülkenin de gelirlerinin %46'sı bu 13 tane ailenin kazanımıyla eş değerde. Yani dünyada 9 aile gelirlerinin %54'ünü 8 milyardan daha fazla kazanımı sağlayan bir anlayışta. Yani böyle yönetim olmayacak. Artık bu iş bitiyor. Artık böyle bir yönetim olmaz. Bu anlamıyla ben de bütün işçilerin, bütün emekçilerin haklarının ne olduğunu, buna dair haklarının alması gerektiğini düşünenlerdir. Evet, tabii bu tavrınız ve tutumunuz çok umut verici. Dileriz hem diğer belediyelere hem diğer işverenlere, o büyük büyük paralar kazanan işverenlere de örnek olup demek ki yapılabiliyormuş diye düşünüyoruz. Peki Sayın Maçoğlu, siz Ovacık Belediye Başkanı'ydınız, tarıma önem verdiniz, ağırlık verdiniz, Tunceli Belediye Başkanı oldunuz. Şimdi bu konuyla ilgili ülkemizde büyük bir dert var. Çiftçiyle ilgili, üretmekle ilgili çok büyük bir dert var. Çiftçi, üretici küstürüldü. Peki siz nasıl gözlemliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? O küskünlüğünü, ki iktidarın sebep olduğu büyük bir küskünlük var, önleyebiliyor musunuz? Evet, şöyle söyleyelim. Yani siz girdileri desteklemezseniz, onları bir rant hale çevirirseniz üretimi durdurmuş olursunuz. Evet. Yani bölgedeki yüzlerce yıldır dedelerimizin, atalarımızın, bizler, insanların koruduğu suları satmaya başlarsanız, mazotu yükseltirseniz, gübre ve benzeri şeyleri bütün hepsiyle üretimi dışarıdan alıp buradaki üreticiyi desteklemezseniz tabii ki çiftçi çok ucuza, çok düşük maliyetlere bunu üretemez. Üretemediği için de buradaki üretimi sürdüremez tabii, durumda. Tabii. Şimdi bundan kaynaklı da devletlerin görevi bu olması lazım. Bakın, gelecek, bunu unutmayın Hülya Hanım. Gelecekte eğer bir güvenlik sorunu varsa gıda güvenliği sorunu olacak. Bak, göreceksiniz. Hmm. Su, gıda ve tabii, benzeri. Tarım bir gıda, yani bir güvenlik sorunu olmaya başlayacak. Bundan emin olabilirsiniz ki bütün kapitalist sistem, bütün tekeller bugün tohumu ele geçirmeye çalışıyor ki bütün dünyayı o kendisine bir muhtaç ele getirme ve onu bir silah olarak kullanma gibi bir şeye doğru evriliyor. Bugün dünyanın bütün büyük tekkelleri gıdaya, tohumu ve benzer şeyi ele geçirmeye çalışıyor. Küçük üretici, küçük, bak yani nasıl diyeyim, ticaret yapanları yok etmek adına bir çalışma yürütüyor. Mesela bu depremde evet insanlar öldü, evet doğa zarar görüyor. Çünkü bu asbest ve benzeri şeylerin, tabii, derelerin, ovaların üzerine atmaları falan, ama bir şey daha var. Bakın, şu anda bulunduğumuz yer, yani yıkımın olduğu, depremin olduğu bu 11 yer, 11 il, Türkiye tarımının %21'i, 22'sini karşılayan bir yer. Ve ben şu anda geldiğimde buradaki o üretim alanlarına, kayısı, maliyetine girdiğimizde kayısıyla başlar. İşte Pazarcık'ta ya da Narlı'ya doğru gittiğinde Erik'ten tutun, Samman Dağı'na kadar gittiğinizde bütün üretimin olduğu bölgelerde, evet, insanlar göç etti, üretimden koptu, asbest benzeri enkazlar, evet, oralara doğru götürülüyor, tabii, sular kirletiliyor, tarım arazileri kirletiliyor ve gerçekten de üretimden, yani tarımın yapılamaz hale getiriliyor.
Düşünün, bu ülkenin tarımının %22'sinin olduğu bölgede tarımın durduğunu düşünün. Zaten bir milli tarım şeyi yok. Tarım zaten bitiyor. Bir de bölgede en işte Amik Ovası ve Çukurova bölgesinin tamamına bakın. Elbistan Ovası'ndan tutun Diyarbakır bölgesine kadar ki bütün alanlardaki bu tarım durduğunda istediğinizi bulamayacaksınız. Paranız olsa bile bulamayacaksınız. Bakın depremde bunu gördük. Milyonlarca lira parası olanlar sıraya girdi bir kilo mercimek almak adına. Şimdi tam da böyle, yani bu ülke gelecek açısında biz çiftçiler, üreticiler kooperatifleşip örgütlenip halk bu örgütlemeyi sağlamazsa biz bunlardan bir beklenti içinde değiliz. Bu kapitalist büyük tekellerde beklenti içinde olmamalıyız. Kendi üretim alanlarımızı kendimiz üretmeliyiz, kendimiz yönetmeliyiz. Yoksa bu ülke gelecekte gerçekten daha çok sıkıntılar yaşayacak gibi. Sizin hem Ovacık'ta önce sonra Tunceli'de yaptığınız her şeyi ülke genelinde yapmak isteyenler yapabilirler, örnek alırlar, uygulayabilirler diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Sayın Maçoğlu size. Kolaylıklar diliyorum. Var mı efendim eklemek istedikleriniz? Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şöyle, yani bu bölgelerdeyiz. Yani gördüğüm bir eksikliği söyleyeyim. Eksik buyurun, değil. Tabii buyurun. Dayanışmak iyidir. Birbirine dayanışma içerisinde olmak çok değerli bir şeydir. Hatta bunu büyütmek çok önemli bir şeydir. Ama o bölgede dayanışma alanlarda en önemli olan şey şu. Tabii ki her yere destek verilmelidir. Hiç ayrım yapmadan destek verilmelidir. Ama yerel yöneticilerle ilişki kurulması gerekiyor. Çünkü artık yavaş yavaş bu bölgelere gidenler çekilmeye başlıyor. Ve bu bölgelerde ihtiyaçlar yerel yönetimler üzerinde, yani belediyeler üzerinde daha önem kazanıyor. Evet. Ve bu bölgelerdeki dostlarımızın bölgedeki yerel yöneticilerle diyalog kurup ihtiyaçları bu düzlemde, bu düzeyde bir planlama üzerine girerse çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ve belediyeler bundan sonra çok sorun ve sıkıntı yaşayacak. Çünkü ihtiyaç duyulduğunda en çok insan belediyeye koşuyor. En rahat ulaştığı yer belediye başkanları. Çünkü o toplumda orada yaşayan insanlar bu anlamıyla dayanışmanın büyümesini, dayanışmanın gelişmesinin dileğiyle herkesi selamlıyorum. Sağ olun. Bizden de selamlar, saygılar. Kolay gelsin Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ile konuştuk. Tabii şimdi Tunceli Belediyesi'nde maaş 11.500 liradan 20